Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Melodi El Birliler sayfasındayız. Sizinle birlikte Melodi Hanım'ın stilini inceleyeceğiz. Sonbaharın gelmesiyle sanırım moda sezonu, yani moda daha çok öne çıkmaya başlıyor. Stiller daha çok kendini belli etmeye başlıyor. Çünkü yazın bir kot şort, bir tişörtle günü kurtarabiliyoruz, çok şık olabiliyoruz. Ya da yazın şıklıktan ziyade biraz daha rahatlığa önem veriyoruz. Ama sonbahar bence giyinmek için, tarzımızı belli etmek için en güzel mevsim. Kışın ise tamamen örtünmeye yönelik oluyor. Gerçi Melodi Elbirliler'de daha çok kışın da yine çok kalın giyinmediğini, çok üşümediğini söylemişti bir postunda. Ben öyle hatırlıyorum. Yine tarzını göstermeye devam ediyor gerçekten. Hemen son gönderisine bakmak istiyorum. Resmen sonbahar diye bir açıklama yazmış resminin altına da. Burada bir oduncu gömleği var. Rengi harika, yeşil. Yine içinde vazgeçemediği top crop'ları var. Çok yakışmış rengi, gömleğinin kalitesi çok güzel duruyor. Biraz western tarzı olmuş ve gerçekten bu kadına western çok yakışıyor. Boyunun uzunluğu, saçlarının gürlüğü. Burada ince bir triko elbise giymiş. Bu sene bu triko elbiseleri boyunu, kalıbını en beğendiğim Beauty Omelette oldu. Nurbilen Yavuzer'in yeni sezonu Ekim ayında çıkacakmış arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Ben çok beğendim elbiselerini. Birkaç tanesini Instagram'a koyup sezonunu göstermişti. Bu sezonki ürünlerini yani. Bu tarz elbiselere oradan ulaşabilirsiniz. Şurada çok güzel bir detay yapmış. Beyaz gömlek üzerine bir şal, eşarp daha doğrusu eşarp gibi flardan daha kalınca bir şey katlayıp omuzlarına atmış ve harika bir tasarım olmuş. Ben çok beğendim. Bunu uzun elbiselerde de uzun şallarla yapabiliriz. Uzun düz bir elbise giyip onun üzerine boynumuzdan geçirdiğimiz şalı kemerle tutturabiliriz belimizden. Onun da bir örneğini bulunca göstereceğim size ne demek istediğimi. Düz bir elbiseyi tasarım bir elbise haline getirebiliriz. Uzun elbise giydiğimizde ben kesinlikle kemer takmaktan yanayım. Evet, çantası diyormuş. Buradan detaylara bakabiliriz. Pantolonu my best friend'miş. Terlik sandaletleri daha doğru sandaletleri de Chanel'miş. Çok güzel bir look olmuş böyle. Evet, burada da yine bir kot pantolon. Üzerine hırka almış. Çok şık bir hırka. Tasarım bir hırka. Hemen hırkasının markasına bakalım. House of Ocean diye geçiyor. Çok orijinal bir marka. Ben bu markayı ilk kez kendi sayesinde keşfettim. Pantolon ise mangoymuş. Evet, buradan. Şimdi aşağılara inince yaza gelmiş olduk. Ben daha çok sonbahar tarzına bakmak istiyorum. Burada Eylül linkleri var demiş. Kendisinin giydiği, aldığı ürünlere böyle her konuda zevkine güveniyorum gerçekten. Yani tabii fiziğinin güzel taşıyor her ürünü. Evet, balon kollar, büzgülü, pillili etekler. Evet, buradan kareli gömleğinin linkini vermiş. Hemen bakalım. Evet, Instagram'ın Happiness mağazasından. Renkleri var mı? Evet, var. Gerçekten çok güzel bir oduncu gömlek. Ben kemer rengine de bayıldım.
120 lira fiyatı da güzel. Evet, bu kendisinin hazırlamış olduğu bir koleksiyon. Burada Pull&Bear'ın var. Güzel duruyor ama puanı 1.4. Çok düşük 5 üzerinden. Fiyatı ise 360 lira. Muhtemelen beğenilmeyen bir şey mi var diye düşündüm. Gerçi bu rengi de mesela 4.3 almış. Harika bir puan almış. Ve daha fazla değerlendirme üzerinden. Evet, Stradivarius'ta da var. Daha uygun isterseniz Defacto'da da var oduncu gömlekler. Herkesin dolabında bir tane olması gerekiyor oduncu gömlek. Giy çık olarak. Jinlerle harika oluyor. Şort alabiliriz. Ve mesela burada top crop giymiş ama sivitlerle de çok güzel oluyor. Daha soğuk havalarda. Beyaz gömleğini de galiba eklemiş. Oversize. Bu satenmiş. Evet, burada yine Ecosse bir ceket var. Oduncu. Mango'nun. Evet, biraz kalıpları geniş galiba. Fiyatı ise 600 lira. Evet, gerçekten piyasanın biraz üstü maalesef. Tam bir sonbahar koleksiyonu olmuş. Ben çok beğendim hazırladığı koleksiyonu. Bana çok hitap ettiğini düşünüyorum. Renk renk aslında birkaç tane oduncu gömlek almayı düşünüyorum. Kesinlikle koleksiyonunu inceleyeceğim. Bershka'nın da varmış arkadaşlar. Bunun fiyatı da 300 liraymış. Ben koleksiyonunu çok beğendim. Siz de göz atmak isterseniz kendisinin Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.